tamamen ölçülere, esaslara, sınırlara, hudutlara, edeplere bağlanmıştır. Düşünün ki bir bardağın içine suyu doldurup da şu suyu içmenin 18 tane sünneti vardır. Su içmenin sünneti. Ben nasıl istersem içerim. Hayır. Eğer gerçek Müslümansan Allah'ın istediği, Hazreti Muhammed Mustafa'nın gösterdiği gibi içeceksin. Yani sünnete ittiba edeceksin. Efendimiz ne buyuruyor? Elinize aldığınız suyu asla ayakta içmeyin. Ayakta su içmeyi bütün kitaplarımız mekruh olarak görmüştür. Asla uygun değildir. Bugün tıp otoritelerinin, hekimlerin ifadelerine bakınız, ayakta su içmek çok tehlikelidir. Direkt olarak mideye inen, inerken de basınç yapan, tahribat yapan, tahriş yapan ve insan sağlığını olumsuz etkileyen davranışların başında ayakta su içmek geliyor demektedirler. Evet. Bardağınızın içindeki suyu tek nefeste içmeyin diyor Hazreti Muhammed Mustafa. Tek nefeste içmeyin. En az 3 defa nefes alarak suyu için. Vallahi sünnettir. Başka, bardağın içindeki suya ağzınızdan burnunuzdan nefes vermeyin. La yetenefes ehadüküm, hiçbiriniz içtiği bardağın içine nefes vermesin. Bardağa üflemeyin. Sünnet, mühim sünnet. Bir Alman tıp profesörü, Alman hekimi, Alman doktoru araştırmış, bende fotokopisi var araştırmanın, diyor ki, Hazreti Muhammed içtiğiniz suyun içine niçin üflemeyin, ağzınızdan burnunuzdan hava vermeyin demiştiği için araştırdım diyor adam. Adam araştırıyor. Yeryüzünde araştırma ilimlerinin tamamı Müslümanlarda olması lazım gelirken tamamen gayrimüslimler araştırıyor. Yeryüzü Müslümanlarının hali harap. Araştırdım diyor. Normal bir suyu laboratuvarda inceledim. Gördüm ki diyor kimyasal terkibi yerinde. H2O. Şu suyun kimya terkibi, kimya raporu nedir? H2O. Yani iki hidrojen, bir oksijen atomundan meydana gelmiştir. H2O diyorlar. Herkes okuyanlar bilir. Allah dengeyi böyle sağlamış. Hidrojene iki tane vermiş, oksijene bir tane vermiş, olmuş su. Dengesi böyle. Kimyası böyle, kimliği böyle suyun. Gayet normal, gayet tabii, gayet sağlıklı diyor profesör. Sonra aynı suyun diyor içine üfledim, burnumdan hava verdim, ağzımdan hava verdikten sonra diyor laboratuvarda inceledim ki vallahi suyun terkibi bozulmuş. İnsanın ağzından burnundan çıkan havanın gazın adına ne diyorlar? Karbondioksit. Yani zehir demek. Karbondioksit. Ağzınızdan burnunuzdan bardağın içindeki suya hava verdiğiniz zaman karbondioksit gazını üflemiş oluyorsunuz. Suyun normal tertibi bozuluyor. Su bir ölçüde olumsuz hale, zararlı hale geliyor diyor. Bir tavşanın sakın suya üflemeyin derken bakın 14 asır sonra ilimle ve yeryüzündeki hekimlikle nasıl buluşuyor ve birleşiyor. Demek ki bizim halimiz hal değil. Yoksa Efendimiz, Peygamberimiz, Sultanımız, Habibi Hüda, Nebi-i Ahir Zaman en mükemmel, kitap en mükemmel, sünnet en mükemmel, Kur'an en mükemmel ama biz mükemmel değiliz. Biz Kur'an'la bütünleşememişiz. Biz Hazreti Muhammed Mustafa ile bütünleşememişiz. Eksiklik bizde.